Microsoft Forms üzerinden tamam çoktan seçmeli bir sınav oluşturalım. Ben 4 soru daha önceden girdim. 5. soruyu da birlikte ekleyelim. Yeni ekle diyoruz. Çoktan seçmeli soru türü seçenek olan seçeneğe tıkladık. Bu sorumu hemen yapıştırayım. Davranışsal. Bilişsel. Seçenek istediğimiz kadar ekleyebiliyoruz. Duygusal. Dört seçeneğim olsun. Duygusal. Doğru seçeneğim bilişsel. Burada soruların yerlerini istersek değiştirebiliriz girdikten sonra da. Ya da soruyu silip çok benzer bir soru ekleyeceksek soruyu kopyala deyip üzerinde yeni sorunun değişiklik yapabiliriz. Daha önceki sorulara 10 puan verdiğim için otomatik olarak bunu da 10 puan olarak getirdi. Soru değeri farklıysa soru puanını değiştirebiliriz. Eğer soruda birden fazla doğru yanıt var ise birden çok doğru yanıt dediğimizde birden fazla doğru soru şıkkı da doğru olarak işaretleyebiliyoruz. Ama bizde durum öyle değil. Sadece tek bir doğru yanıtımız var. Bunu kapattım o yüzden. Önceki sorularda gerekli açık olduğu için yine açık şekilde geldi. Dolayısıyla bu soruların hepsi gerekli açık olduğu için hepsine cevap vermeden bu testin yanıtlarını gönderemeyecektir öğrenci. Eğer aksi bir durum isteniyorsa bu kapatılabilir. Onun dışında soruların şıklarını karışık bir şekilde gönderebiliyoruz. Seçenekleri karıştır seçeneğini işaretlersek, burada gördüğünüz gibi onay kutusu belirdi, tik belirdi. Her bir, mesela bilişsel her öğrenciye B şık olarak gitmeyecek. Bu seçenekler karıştırılmış olacak rastgele. Her öğrenciye farklı sıralarda gidecek seçenekler. Onun dışında buradan sorularımızı da karıştırma şansımız var. Üç noktaya tıklarsak sağ üstten ayarlara geldiğimizde şurada soruları karıştır dediğimizde sorular da farklı sırada öğrencilere gidecektir. Bu şekilde hem soruları hem şıklarımızı karışık bir şekilde öğrencilerimize oluşturabiliyoruz. Daha güvenilir bir test yapmak adına. Bu yolu izleyebiliriz.